Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, geçtiğimiz haftaki dersimizde sabır konusuyla ilgili olan hadisleri okumuştuk ve kısaca açıklamıştık. Sabır uzun bir konu olduğu için Riyad-ı Salihin'de de diğer hadis kitaplarında da bunu iki hafta üst üste yapmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde de sizlerle doğruluk hakkındaki hadisleri işleyeceğiz kardeşlerim. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor arkadaşlar. Tevbe suresi 119. ayet-i kerime. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ Ey iman edenler! Allah'tan sakın. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Doğrulardan ol, doğrularla beraber ol. Allah'tan sakınmak nedir? Allah'tan sakınmak böyle bizim anladığımız manada Allah'tan korkmak, bir düşmandan korkmak gibi midir? Haşa. Ve tabii bir tehlikeden korkmak gibi midir? Hayır. Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak demek, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, Allah'ın nehyettiklerinden de kaçınmaktır. Yani Allah Celle Celaluhu'nun emirleri çizelgesinde yaşamaktır. Onu üzmemek için, onu incitmemek için dikkatli bir şekilde yürümektir. Dikenli bir yolda ayağımıza nasıl diken batmaması için dikkat ediyorsak, Allah yolunda yürürken de takvayı böyle anlayacağız arkadaşlar. Bir de Cenab-ı Hak diyor, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Doğrularla beraber olun. Doğru insanlarla, sadıklarla beraber olun. Bir insan hayatta çok arkadaş edinebilir. Çok arkadaş olur insan. Gezdiği arkadaş olur, beraber yiyip içtiği arkadaş olur. Fakat kişinin dostu pek azdır. Dost her zaman kendisini zor günde belli eder. Zor günde yanınızda olmayan bir kişi sizin dostunuz olamaz. Bol günde yanınızda olup zor gününüzde sizi terk eden kesinlikle sizi hakkıyla sevemez. Onun için şair der ki inil mer'u meyten bin qida'i hayati ile ahir. Kişinin ölümü, kişinin hayatının sona ermesi demek değildir. Ya kişinin hayatının sona ermesi nedir biliyor musunuz? Kişinin hayatının sona ermesi demek, başına bir iş geldiği zaman yanındakilerin, arkadaşlarının kendisinin yanından ayrılıp gitmesidir. İşte gerçek ölüm budur. İnil mer'u meyten bin qida'i hayati. Kişinin ölmesi hayatının sona ermesi demek değildir. Kişinin hayatının sona ermesi demek, gerçek ölümü tatması demek nedir? Diyor şair. Başına bir iş geldiği zaman sevdiklerinin onun yanından gitmesidir. İşte o ölümdür. İnsan için gerçek ölüm, gerçek bitme odur arkadaşlar. Evet. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de doğrularla beraber olun diyor. Doğru insanlarla beraber olun. Allah'ın dostlarıyla beraber olun. Allah'a ibadet eden insanlarla beraber namaza durun, cemaat olarak durun. Müslümanlarla beraber olun, müminlerle beraber olun. Bir de yanlışlarla beraber olmayın. Doğru insanlarla, doğru yerde olun ve doğru yolda.
İşte Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşetmiş olduğu güzellik, günde 5 defa doğru kardeşlerimizle beraber oluyoruz. Onlarla beraber Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz, Allah'a dua ediyoruz, Allah'a karşı secde ediyoruz. Evet, kul yeter ki Rabbine karşı günde 5 defa secde etsin. Yeter ki secde etmeyi istesin. Yeter ki kul Rabbi ile buluşmayı istesin. Rabbinin isteği odur. Bilmiş bilmemiş o kadar da yani birinci planda olan şeyler değil. Onlar teferruattır. Kişinin namazının işte sünnetleri, vacipleri, farzları hepsi teferruattır. Yeter ki kul önce Allah önünde eğilmeyi bilsin. Kul secde etmeye meyletsin ve Rabbi önünde eğilsin, secde etsin. Evet. Cenab-ı Hak Celle ve Ala başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَالصِّدِّقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ Doğru erkekler ve doğru kadınlar ile ahir bir ayet. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا Allah onlara mağfiret ve büyük ecirler hazırlamıştır. Doğru erkekler ve doğru kadınlar için. Tabii hepsi sayılıyorum. Ben konuyla ilgili olan bölümü okuyorum sadece. Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine dahil olabilmek için doğrulardan olmak gerekir. Festeqim kema umirte. Dost doğru ol. Kema umirte. Nasıl emrolunduysan öylece dost doğru ol. Kendi kendine ben doğruyum deme. Doğruyu Allah'ın kitabına havale ederek öğren. Kendi aklına göre değil. Festeqim kema umirt. Dost doğru ol. Nasıl emrolunduysan öylece dost doğru ol. Evet. فَلَوْ سَدَقُ اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, onlar için daha iyi olurdu. Buyuruyor Cenab-ı Hak Muhammed Suresi 21. ayet-i kerimede. Yine burada da doğruluk var arkadaşlar. Doğru bir kimseden korkmayın. Doğruyu konuşandan korkmayın. Aleykümselam ve rahmetullah. Gerçekleri konuşandan korkmayın. Biraz sonraki göreceğimiz hadislerde de doğruluğun ne kadar güzel olduğunu bize Peygamber Aleyhisselam Efendimiz beyan ediyor. Evet. Birinci hadis 54 numara. An İbn-i Mesud radıyallahu anh, İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan gelen rivayet şöyledir. An-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhisselam'dan İbn-i Mesud'un rivayeti şöyledir. Kal, İbn-i Mesud radıyallahu anh dedi ki, Peygamber aleyhisselam dedi ki, İnne's sidka yehdi ilel bir. Muhakkak ki doğruluk insanı iyiliğe sevk eder. İyiliğe götürür. Doğruluk insanı diyor Peygamber aleyhisselam, iyiliğe götürür. Ve innel birre yehdi ilel cenneti. İyilik de insanı cennete götürür. İyilik yapmayan insan nasıl cennete gidecek? Ve innel racule la yastuku hatta yuktaba indallahi sıddikan. Bir adam doğruyu konuşa konuşa Allah katında o adam doğrulardan yazılır. Doğru olmanın önemi budur. Kişi doğru olacak. Ne olursa olsun doğru olacak. Evet. Ve innel kizbe yalan ise yehdi ilel fucur. İnsanı kötülüğe sevk eder. Kötülüğe iletir. Burada devamı yoktur hadisin. Ve innel fucure yehdi ilel ne? Kötülük ise kişiyi ateşe götürür. Ateşe sevk eder. Ve innel racule la yekzibu hatta yuktaba indallahi kezzaben. Hatta adam yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan yazılır. Yalancılardan kaydedilir. Bu ümmete yakışan şey doğruluktur. Kişi nerede olursa olsun doğru olacak. Hocam biz namazda dost doğru duruyoruz. İhdine sıratel müstakim diyoruz. Bizi dost doğru yola ilet diyoruz Cenab-ı Hak'ta. Kardeşlerimize dost doğru konuşuyoruz.
Yalan konuşmuyoruz. Peki bu Blastine, Hollanda hükümetine, Hollanda'daki işlerimizde ne yapacağız? Orada da dost olacağız. Her yerde doğruluk bizim için esastır arkadaşlar. Bizler eğer İslam'ı hakkıyla temsil etseydik, yaşasaydık, belki de burada bulunan birçok insan, birçok bu memleketin insanı Müslüman olur. Eshab-ı Güzin radıyallahu anhü mecmainin sayısı 120 bin küsür denilir. Tabi fazlasıyla eksiği. Peki Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki'i dediğimiz kafladır. Biz Türkler ekser Cennetül Baki diyoruz ya, öyle değil. Cennetül Baki'i olarak geçer. Baki'i cennetinde, yani o mezarlıkta yatan sahabenin sayısı kaçtır arkadaşlar? 10 bin tane. 10 bin sahabe-i güzünün orada mezarı bulunmaktadır. Geri kalan sahabe-i kiram Allah'ın Resulü'nün vefatından sonra İslam'ı anlatmak için, İslam'ı insanlara ulaştırmak için Medine'yi terk etmişler ve vardıkları yerde doğru olmuşlar. Düz bir şekilde İslam'ı yaşamışlar. Oradaki insanlar da İslam'ı kabul etmişler. İslam sözle anlatılmaz aslında. Bakmayın siz, biz hocalar çok konuşuyoruz yani. Allah bizi affetsin. İslam sözle anlatılmaz. İslam yaşanarak gösterilir. İslam'ın tebliğ metotlarından birisi ve ilki yaşanarak insanlara tebliğdir. Kendin yaşayacaksın, kendin o hal içerisinde olacaksın, insanlar da buna gıpta edecekler, bakacaklar. Ve senin yolundan gelecekler. Sana tabi olmak isteyecekler. Allah'a ve Muhammed'e tabi olmak isteyecekler. Senin dinine tabi olmak isteyecekler. İşte güzellik budur. Eğer biz Müslümanlar olarak, Müslüman olmayanların içerisinde, Müslüman olmayanlar gibi hareket edersek, o zaman bizim onlardan ne farkımız kalır ki? Onlarla oturmuş ve aynı masada içki içen bir Müslümanın durumu nasıl ya? Onlarla beraber her türlü kötülüğü yapan bir Müslümanın onlardan ayrılan özelliği nedir yani? Sen sadece la ilahe illallah diyorsun ama onunla berabersin yani. O sadece la ilahe illallah demiyor. Dolayısıyla Eshab-ı Güzin kalkmış ve ilahi kelimetullah için, Allah'ın kelamı için kalkmış, Allah'ın dini tebliğ etmek için diyar mı diyar gezmiş. Başka ülkelere yerleşmişlerdir. Endonezya'ya yerleşmişler. Malezya'ya yerleşmişler. Orta Asya'da birçok ülkeye yerleşmişler. Anadolu'ya gelmişler. Sadece ve sadece Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmek için mücadele etmişler. Bunu yaparken de doğruluğu hiçbir zaman bırakmamışlar. Festeqim kema umirte ayetini hiç unutmamışlar. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Sözü üzerinden hareket etmişler. İşte insanlara bu ayet inseydi sadece, insanlar kurtuluşa erebilirlerdi. Öbürleri inmeseydi de sadece bu inseydi, yine kurtulurdu insanlar. Doğruluk, doğruluk yine doğruluk. Yani 110 bin sahabe Medine-i Münevvere'yi terk etmiş ve çeşitli ülkelerde vefat etmişler. Anlatmışlar, yaşamışlar. İnsanlar gelmiş onlara, siz niçin bu haldesiniz, hangi dine mensupsunuz? Onlar İslam dinine mensup olduklarını söylemişler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tabi olduklarını söylemişler. Niçin soruyorlar bu soruyu? Bu insanlar, Müslümanlar, oraya giden sahabeler ve sahabenin nesli yalan söylemiyor. Dost doğru olmuş. Doğru bir yolda yürüyor. Bütün hareketlerinde doğruluk yapıyor. Velhasılı kelam. Onların namusuna hiçbir zaman yan bakmıyor. Mallarına, canlarına hiçbir zarar vermiyor. Dolayısıyla bu onları etkiliyor. Kriminal bir olaya karışmıyor sahabeler ve evlatları bakın. Ve oradaki insanların gerçekten de İslam'a girmelerine vesile oluyorlar. Demek ki sadece konuşmakla olmaz. Yaşayacaksın. İnsanlar sende doğruluğu görecek. Doğru olduğunu hissettikleri zaman senin mensup olduğun dinin güzelliğini anlayacaklar. Bizler eğer
Cafer bin Ebi Talib böyle diyor ya. Necaşi'nin huzuruna çıkan Müslümanlar. Mekke'den Habeşistan'a hicret etmiş Müslümanlar. Mekke müşrikleri. Gelip onları Necaşi'den istedikleri zaman, Habeşistan kralından istedikleri zaman, durun diyor, bir de bunları dinleyelim. Siz anlatın hele bana. Ne var ne yok. Cafer bin Ebi Talib kalkıyor ve oradan, ey Necaşi, biz bir zamanlar puta tapardık. Kötülük yapardık. Haksız yere adam öldürürdük. Böyle böyle kötülüklere bulaşırdık diye yapmış oldukları kötülükleri sayıyor. Sonra vakti ki Allah içimizden Muhammed Aleyhisselam'ı bize gönderdi. O bize doğruluğu emrediyor. O bize gerçekleri emrediyor. O bize Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmemeyi emrediyor. O bize Rabb olarak sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ı Rabb edinmemizi emrediyor. Dediği zaman onlara hiçbir şey demiyor, burada kalabilirsiniz diyor. Necaşi, evet. Öbür hadis. Şuna bakalım. Tamam. Efendim. An Ebi Muhammedin. El-Hasen İbni Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhüme. Allah hepsinden razı olsun. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan Ebu Muhammed'den rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle diyor. Kale Muhammed önce diyor ki Hasan Ebi Muhammed Hasan hafiztu min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber aleyhisselamdan şu sözleri ezberledim. Ben onun yanında bulunduğum zaman şu sözleri ezberledim. Hazreti Hasan Peygamber aleyhisselatü vesselamın torunlarından Medine'de doğanlardandır. Hazreti Fatıma annemiz Hazreti Hasan dünyaya getirdiği zaman koşarak gelmiş mübarek. Benim oğlum bana, nerede benim oğlum demiştir. Mübarek Hazreti Hasan'ı vermişler. Adını ne koydunuz bunun? Demişler ki adını Harp koydum. Hayır. Bunun ismi cahiliye sözü, cahiliye ismi olmasın. Bunun ismi Hasan olsun. Güzel olsun, iyi olsun. Bu manaya gelen Hasan ismini koymuş. Diyor ki ben Resulullah'tan şu sözü ezberledim. O bana o kadar tekrar etti ki ben ona ezberledim. Da me yeribuke ile me la yeribuke. Şüpheli olan şeyden uzak ol. Sakın alma onu. Şüphe olmayan şeyi de al. Evet. Fe innes sıdka temenninetun vel kelibe ribetun. Muhakkak ki doğruluk güven verir, yalan ise insanı töhmet altına sokar. Sakın ha, yalandan uzak ol. Sözünü ben Allah'ın peygamberinden ezberledim diyor Hazreti Hasan radıyallahu anh, Ebu Muhammed. Bu hadise de baktığımız zaman kişi şüpheli şeylerden sakınacak. Kendisine şüphe veren şeylerden, kalbisini rahatsız eden şeylerden sakınacak. Eğer bir işi yaparken, uyuduğunuz zaman, yatağınıza efendim girdiğiniz zaman, kafanızı yastığa koyduğunuz zaman rahat bir şekilde uyuyabiliyorsanız, o gün vicdanınızda bir acı hissetmiyorsanız demek ki yaptığınız iş iyidir. Sizin için iyidir. Yok eğer kalbinizde bir sızı varsa, siz de buna bir fetva uydurmuşsanız kendi aklınızca, o zaman o işte bir şüphe var. O şüpheli bir iş size iyi değildir. Ondan kaçın diyor Peygamber size. Şüpheli işlerden kaçınacaksın. Evet. Muhakkak ki doğruluk insana güven verir. Doğru insan güvendedir her zaman. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e müşrikler o kadar işkence ediyorlar ki geçtiğimiz derste anlattık bunu. Fakat Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'de Medine hicret esnasında yatağına Ali bin Ebi Talib'i yatırıyor. Ona Mekkelilerin yanında bulunan emanetlerini teslim etmesini söylüyor. Düşünün sizi öldürmeye gelen bir insan topluluğunun yanınızda size verilmiş olan emanetleri var. Dolayısıyla bu ne kadar güvenilir? Safa tepesine çıkıp insanlara eyyühennaz, kulu la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah tuflihun. Ey insanlar gelin la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyin, tuflihun. Kurtuluşa eresiniz. Sözünü söyledikten sonra ey Mekkeliler,
şu dağın arkasından bir ordu geliyor deseydim ve siz de savaşacak deseydim, bana inanır mıydınız? İnanırdı Bey Muhammed. Niçin inanırdınız? Çünkü sen eminsin, dürüstsün, doğrusun sen, dediler. Öyleyse, Allah'a yemin ediyorum ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben Allah'ın peygamberiyim. Buna şehadet edeceksiniz. Ki tuflihun. O zaman kurtuluşa eresiniz, diyor Peygamber Sallam dediği zaman. Hemen Ebu Leheb eline bir taş alıyor. Tebben leke ya Muhammed. Senin elin kurusun, diyor. Kahrolasın, diyor. Peygamber Aleyhisselam'a taş atıyor. İşte şirk. Küfür ehlinin tutumu. Fakat Allah'ın peygamberinde onların emaneti var. Allah'ın peygamberi kendisini öldürmeye gelen insanları ne yapıyor? İnsanların mallarını yanında emanet olarak alıyor. Tarih şunu gösterdi bize. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de yanında bulunan sahabe-i kiram hayatları boyunca vermiş oldukları sözde durdular. Ebubekir Sıddık'ın hayatına bakın. O doğrulardandı. Peygamberi tasdik edendi. Hayatı boyunca da böyle oldu. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam vesaire sahabe-i kiram hepsi Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında aleykümselam ve rahmetullah iman ettikleri günden vefat edinceye kadar ki olan bölüme kadar taş gibi imanları vardı. Hiçbir zaman korkmadı. Allah yolunda yürüdüler bunlar. Uhud Savaşı'nda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek başına kaldığı zaman o doğru insanlar, o dürüst insanlar peygamberlerini yalnız bırakmadı. Peygamber Aleyhisselam müşriklerin eşmiş oldukları, kazmış oldukları tuzaklardan, kuyulardan bir tanesine düşüyor. Çukurlardan birine düşüyor. Sahabe-i bizi onu, Peygamber Aleyhisselam'ı elleriyle çıkarıyorlar, dişleriyle çıkarıyorlar. Yeter ki Muhammed'e bir şey olmasın, peygambere bir şey olmasın diye. Bakın şu doğruluğa vermiş oldukları sözün karşılığında duruyorlar. Nasıl duruyorlar? Ensardan 7 kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak için o esnada şehit oldu. Yeter ki ona bir zarar gelmesin diye. Talha bin Ubeydullah ve Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberin yanında kaldılar. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i korudular. Peygamber Aleyhisselam'ın miğferi yüzünü kesmişti ve miğferin demir parçaları Peygamber Aleyhisselam'ın yüzüne batmıştı. Yanağına batmıştı ve çıkmıyordu yanağından. Talha bin Ubeydullah onu tuttu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzündeki o demirleri, yanağındaki demirleri dişleriyle çıkardı. Evet. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Estağfurullah. Talha bin Ubeydullah da Allah'ın peygamberine gelen oklara göğüs gerdi. Yine Sa'd bin Ebi Vakkas elindeki oklarla peygamberi korudu. Anam babam sana feda olsun dedi Peygamber Aleyhisselam Sa'd bin Ebi Vakkas'a. Onlar öyle insanlardı. Sözde durmak budur yani. Doğruluk budur arkadaşlar. Doğruluk ayın dünyaya olan sadakati gibidir. Doğruluk dünyanın başına bir karanlık çöktüğü zaman kendisini gösterdiği gibidir. Ay Allah-u Teala'nın yemin ettiği kella vel kamer. Hayır, hayır. Ay'a and olsun ki. Niçin ay'a Allah-u Teala burada and ediyor, yemin ediyor? Ay nedir burada? Ay nedir biliyor musunuz? Ay sadıktır. Güneş kaybolup da dünya üzerine karanlık çöktüğü zaman ay bir köşeden kendisini gösterir ve dünyayı güneşten aldığı ışıkla aydınlatmaya başlar. Karanlık çöktüğü zaman köşeyi dönenlerden değil ha. Vakti geldiği zaman doğar ve dostunu yalnız bırakmaz. Dostunun yanındadır. Geri kalanını Sa'd İbni Ebi Vakkas anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam ben Uhud günü gördüm. Müşrikler Peygamber Aleyhisselam'ı aralarına almışlardı ve öldürmek istiyorlardı. Vuruyorlardı müşrikler Peygamber Aleyhisselam'ı. Vallahi Peygamber Aleyhisselam'ın sağında ve solunda beyaz giyili iki kişi gördüm. O zamana kadar görmemiştim onların. Kitaplar diyor, onun biri Cebrail'di, diğer de Mikail'di. Peygamber Aleyhisselam'ı koruyorlar. Allah göndermişti. Ha, geri kalan Allah'a aittir. Fakat sen önce yapacağını yapacaksın.
Ya eyyühellezine amenu intansurullahi yansurkum. Ey iman edenler, siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ne demek? Allah'ın peygamberine, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ve yüthebbit ekdamekum. Allah sizin ayaklarınızı sabit kılar. Allah sizin sebatınızı arttırır. Böyle yaparsanız. Burada ya eyyühellezine amenu intansurullahi yansurkum. Size yardımın gelme şartı nedir biliyor musunuz? İntansurullah'tır. Allah'a yardım etmeniz, Allah'ın dinine bağlanmanız, Allah'ın kitabına bağlanmanızdır. İşte sahabe-i yüzünün doğruluğu bu şekildeydi arkadaşlar. Peygamber'e bağlılığı bu şekildeydi. Allah'a itaati böyle anlıyorlardı, Allah'tan sakınmayı böyle anlıyorlardı. Enes bin Nadır, Uhud günü baktı ki sahabeler dağılmış, peygamber tek başına kalmış. Sahabelere sordu, siz ne yapıyorsunuz? Dediler ki, peygamber Muhammed öldü. Enes bin Nadır dedi ki, Muhammed öldüyse sizin ve benim yaşamamın ne anlamı kaldı ki? Dedi ve düşman üzerine gitti. Enes bin Nadır'ı parça parça etmişlerdi diyor. Onu parmağındaki müzikten tanıdı. Enes bin Nadır böyle biriydi. Musab ibn-i Ümeyr de öyle. Sahabenin hepsi öyle. Sadece onların ağzından bir söz çıkıyordu. Emret emrine amedeyiz ya Resulallah. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Dava inancı budur. Doğruluk budur. Efendim ben doğruyum. Ben doğruları konuşurum. Vallahi konuşmak bir şey ifade etmez yani. Yuvada yaşamaktır. Doğruları yaşamak ve hayatta yanlış yapmamaya gayret etmek. Sonra Cenab-ı Allah'tan Allah'ın rahmetini bulmak. Öbür hadise geçelim inşallah. Hirakl yani Hiraklius Ebu Süfyan'a bir gün Şam'da ben onu görünce bir soru soruyor. Diyor ki ey Ebu Süfyan, ey Ebu Süfyan merde ya'murukum size bu adam neyi emrediyor? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi size ne emrediyor? Tabi Ebu Süfyan o zaman Müslüman olmamışlar. Kale Ebu Süfyan. Ebu Süfyan şöyle dedi. Kultu dedim ki, Heraklius'e. Yekulu, peygamber bize şöyle diyor. U'budullâhe vahdehu. Allah'a ibadet edin sadece. Ve la tuşriku bihi şey'en. Allah'a hiçbir şeyde ortak koşmayın. وَتْرُكُوا مَا يَقُولُ اَبَاءُكُمْ Babalarınızın dediği hurafaları, uydurmaları da bırakın diyor bize. وَيَأْمُرْنَا بِالصَّلَاةِ Bize namazı emrediyor. وَالصِّدْقِ Doğruluğu emrediyor Peygamber Aleyhisselam. وَالْعَفَافِ Bize iffetli olmayı emrediyor. وَالصِّلَةِ Bize sıla-i rahmi emrediyor diyor Ebu Süfyan. Fakat onlar emmiş o esnada. O neyi emrediyor? U'budullâhe vahdehu. Allah'a ibadet edin sadece. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin sakın. Ve la tuşriku bihi şey'en. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve la tuşriku bihi şey'en. Bir de babalarınızın söylemiş olduğu hurafaları vetruku terk ediniz. Demek ki bu din atadan dededen kalma şeylerden değil. Mekke müşrikleri öyle yapıyorlardı. Atalarından, dedelerinden kalan bir efendim gelenek üzere devam ediyorlardı ve inatlarından dolayı peygambere tabi olmuyorlardı. Bakın bunlar hiçbircisi içerisinde kötülük yoktu. Ama onlar kendilerine gelecek olan o ağırlığı biliyorlardı. Eğer onlar Muhammed'e inansalardı gelip bir Bilal-i Habeş'le aynı safta namaz kılamazlardı. Onların gururuna o iyi değildi yani. Onların gururunu incitiyordu. Onlar kalkacak da fakirlere zekat verecek. Öyle değil. Onlar kalkacak da putlarını terk edecekler. Öyle değil. Onlar sadece inat içerisinde bulunuyorlardı arkadaşlar. Dolayısıyla Muhammed bize Allah'a kulluk etmeyi, Allah'tan başka her şeyi, yani ilah noktasında terk etmeyi bize emrediyor. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah-u Teala'ya şirk koşmamamızı emrediyor.
Bir de babalarımızın demiş olduğu hurafaları terk etmemizi söylüyor. Bize namaz kılmayı emrediyor. Bakın, namazsız bir din olmuyor işte. Biraz önce değindik ona. Namaz, kişinin alnı secdeye gelecek. Bir gencin alnı secdeye geliyorsa eğer, gelir. Bir kişinin alnı secdeye geliyorsa kifayet eder. Alnı secdeye gelmeyen insandan merhamet bekleyemez. O size merhamet etmez. Çünkü o Rabbine karşı eğilmiyor. Rabbinin huzurunda secde etmiyor. Evet. Bir de doğru olacak. Doğru olmayı bize emrediyor. Vel-afef. Bir de iffetli olmayı. Kimsenin namusuna yan bakmamamızı söylüyor bize. Yan bakmayın kimsenin namusuna. Doğru olun. Dost doğru olun. Bir de sıla-i rahmi emrediyor. İşte bize bunları söylüyor. Diyor. Ebu Sufyan Mekke'nin fethinde biliyorsunuz Müslüman oluyor. O zamana kadar Müslüman olmuş. Öbür hadise geçiyoruz. Öbür hadis. Ennennebi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir ehlinden Sehil bin Huneyf'in rivayetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men se'elallâhe teâlâ eşşehâdete bissidkı. Kim şehadeti doğru bir şekilde, dürüst bir şekilde sıdk ile isterse Allah-u Teala'dan bellegahu menazile şuhedai ve immete ala firâşi. Adam yatağında dahi ölse Allah onu şehitler arasında kaydeder, şehitler mertebesinde yazdırır. Allah onu şehitler tabakasına. Yeter ki kişinin kalbindeki o niyeti doğruluk üzere olsun, dost doğru olsun. Biz ilk dersimizde okumuştuk, bir daha hatırlatalım onu. Su ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anil racülü yukatülü şeca'aten ve yukatülü hamiyeten ve yukatülü riyâen fe eyyü zâlike fî sebilillah ya Resulallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah, içimizden bir adam var ki ne yiğit desinler diye savaşıyor. Akrabası ne cesur desinler diye savaşıyor. Riya için, gösteriş için savaşıyor. Fe eyyü zâlike fî sebilillah. Bunun hangisi Allah yolunda olur diye sorulduğu zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men katele litekune kelimetullahi hiyel ulye fehuve fî sebilillah. Kim Allah'ın kelamı en yüksek olsun, en yüce olsun diye savaşıyorsa işte onunki Allah yolundadır. İşte doğruluk, işte dürüstlük, Allah'a karşı doğruluk budur arkadaşlar. İnsanlara karşı doğruluk budur. Riyadan, kinden, öfkeden, gösterişten uzak bir hayat. İbadet içerisinde kişinin ihlaslı bir şekilde Allah'a yönelmesidir. Allah'a yöneldiğin zaman dost doğru bir şekilde sen doğru ol da eğri zaten kendi belasını bulur. Hiçbir zaman Allah-u Teala insanlara böyle yapmış olduklarından dolayı onları serbest bırakmayacak. Herkes yaptığını çekecek. Herkes ettiğini görecek bir gün arkadaşlar. Evet. Yine 58. ayet-i kerime, hadis-i şerif. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre'den gelen hadis. Kale, Ebu Hureyre dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi şöyle dedi. Gaza nebiyyün minel enbiyâi salavatullahi ve selamuhu aleyhim. Fekale li kavmihi. Sizden önceki ümmetler arasında, daha önceki peygamberlerden Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Bir tanesi bir gün bir gazaya çıkarken kavmine şöyle dedi. La yetbe'anni raculun meleke bud'a imra'atin ve huve yuridu en yebni biha ve lemme yebni biha. İçinizden yeni evlenmiş olan ve hanımıyla beraber olmayı niyetlenen kişi gelmesin bu savaşa dedi. Birinci gelmeyecek kişilerden arasında bu. Ve la ahadun iştera ghanemen ev halifatin ve huve yentezir evladaha. İçinizden koyun veyahut da bir deve almış kişi kendi koyununun ve devesinin doğurmasını bekliyorsa eğer o da gelmez. Evet. Ve la ahadun bena buyutan lem yerfa suqufaha. Bir ev yapıp evinin çatısını tamamlamayan kişi de gelmesin. Evini çatsın tamamlasın. Bunlar gelmesinler.
ama geri kalanlar gelsinler dedi. Sonra bunlar kendi aralarında düşman şehrine yaklaştıkları zaman düşmanla savaştılar ve büyük bir galibiyet elde ettiler. Arkasından ganimet mallarını ortaya topladılar. Onlar da ganimet malları dağıtılmıyordu değil mi? Gökten bir ateş geliyordu ve onların ganimetlerini alıp götürüyordu. Ganimetler koydular, ateş geldi fakat ateş onların ganimetini almadı. Dedi ki aramızda hainler var dedi Peygamber. Kim bu efendime söyleyeyim hain? Herkes, her topluluk kendisine bir reis seçsin ve gelsin bana biat etsin. Herkes, her kavim kendi arasında bir temsilci seçtiler ve gelip peygamberlerine biat ettiler. Bir kişinin eli peygamberin eline yapıştı. Dedi ki hain sizin içinizden. Adamlarının hepsini getir ve bana biat etsinler. Biat ettiler. İşlerinden iki tanesinin, üç tanesinin elini yapıştı. Dedi ki ne çaldınız? Gidin getir bana. Onlar da gittiler. Buzağı kafasına benzer böyle büyük bir altın çalmışlar. Onu getirip koydular. Ve ateş geldi. Onların ganimetlerini aldı götürdü. Yaktı. Kabul etti yani. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ganimet bize helal kılın. Ganimet bize helal kılın. Ama onlar da yapar. Onların ganimet şekli o şekildeydi. Fakat buradaki esas kasıt İşlerinden 3-4 tanesi ganimetlerden çalmıştı ve doğruyu söylemiyorlar. Netice itibariyle aralarında peygamber var. Peygambere biat etmek şartıyla elleri peygamberin eline yapıştı. Ve dolayısıyla hırsızlık yaptıkları, hainlik yaptıkları görüldü. Burada da doğruluk çok önemli. Velhasılı kelam, doğrulukla ilgili olan bölümün en son hadisiydi bu. Bizim bunlardan almamız gereken ders nedir? Hayatımız boyunca doğru bir hayat yaşamamız gerekir. Sadece doğruluk, efendim ben doğruyum, ben doğrulardanım, ben ya Rabbi ihdine sıratel müstakim, beni dost doğru bir yola ilet demekle olmaz. Doğruluk hayatın her safhasındadır. Doğruluk insanı cennete götürür. Cennette insan gerçekten de aklına gelmeyecek nimetler vardır. Dolayısıyla bu dünyanın nimetleri için, bu dünyanın zevki sefası için yanlış yapmak gerçekten de Allah katından nehyedilmiştir. Doğru insan her zaman kazanır. Yanlış insan kaybeder. Töhmet altında kalır. Doğru insan ise güven içerisinde gezer. Güven içerisinde yürür ve Rabbine güzel bir şekilde kulluk yapar. Ve insanların hidayetine vesile olur. İnsanlar İslam'ı yaşamakla, dosdoğru yaşamakla insanlara örnek olur demiştir. Olması gerekir. Eğer bir insan, bir insanın hidayetine vesile olursa, onun için yerden ve gökten daha hayırlı, dünyadan ve dünyadakinin içerisinden daha hayırlı nimetlere erişmiş olur. O da cennettir. Allah'ın rızasıdır, cennettir. Eğer bir insan, bir başka insanın hidayetine vesile olmuşsa, yerle gök arası kadar koyun tasadduk etmiş gibi sevap kazanır. Eğer bir insan, bir insanı İslam'dan uzaklaştırmışsa da o kadar günah kazanır işte. Değil mi? Eğer kalkıp da Müslüman, yanındaki Müslüman olmayan komşusunu rahatsız ediyorsa, ona hakaret ediyorsa, Müslüman, efendime söyleyen çevresindekileri rahatsız ediyorsa, dostlarını rahatsız ediyorsa, alışında verişinde, ticaret hayatında doğru yapmıyorsa, doğruluktan ayrılıyorsa, bu insanın İslam'a zararı var. Eğer biz öyle insanlara Müslüman olmayan bir topluluk içerisinde ne yapabilir bunlar diye böyle bize bir soru gelse, yani doğru olmayan kişilerin İslam olmayan ülkelerde yapacakları iş nedir? Nedir biliyor musunuz? Nedir Veysel Hoca? Fazıl Hocam nedir yani değil mi? Biletini alıp Türkiye'ye gitmektir. Buradan gitsin yani. Bu baş belası. Müslümanların adının lekelidir. Bakıyorsunuz kriminal oya karışmış Marukan kardeşlerimiz. Türklerin gençleri. Diskolarda, barlarda böyle sabahlara kadar gezip ayaklarına pislik bulaştıran, ellerine pislik bulaştıran gençlerimiz. Sonra da işte Müslümanlar bu şekildedir diye İslam'ı tanıtan gençlerimiz. Hiçbir zaman Hollandalı veyahut da Alman kalkıp da bizim elimizdeki kitaba bakmıyor. Bak, okuyanlar var da ayrı fakat genel olarak bu kitabı açıp okumuyor. Onlar bizim hayatlarımıza bakıyorlar. Ve Müslümanlığı bizim yaşantımıza göre değerlendiriyor.
Binaenaleyh bizim bu ülkede İslamiyetimize, doğruluğumuza, dürüstlüğümüze o kadar önem vermemiz gerek ki, yani Türkiye'deki verdiğimiz önemin 3 katını daha vermemiz gerekir kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizleri kendi yolundan ayırmasın inşallah. Bize ayrılan süre burada noktalanıyor. Eğer sürçülisan ettiysek affola. Doğrular Allah'a ve Resulüne aittir. Yanlışlar bize aittir kardeşlerim. Allah hepinize razı olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.